Tekrar merhaba. Hanife Yalçın'la dönüşüm yolculuğundasınız. Umarım görüşmeyle hayatınız yolundadır. Dönüşüm yolculuğunuz keyifli ve konforlu geçiyordur. Bugün sizlerle nelerden konuşacağız? Onu anlatayım öncelikle. Titreşimler dönüşüm metodunun şifacılıktaki yeri ve şifacılıkta nasıl kullanılıyor ondan bahsetmek istiyorum ve birazcık seanslardaki örneklerimden bahsetmek istiyorum. Daha önce konuştuk ama o arada yaptığım yeni seanslarla ilgili geri bildirimlerden size biraz bahsetmek istiyorum. Şifacılıkta nasıl kullanabiliyorsunuz, nasıl sonuçlar alabiliyorsunuz görebilmeniz açısından daha etkili olacağını düşünüyorum. E, titreşimler dönüşüm metodu uygulayıcıları genellikle başka metotları denemiş insanlar oluyor veya farkındalığı çok yüksek olup birden karşılarına çıktığında hazır oldukları için daha önce hiçbir metodu denememiş kullanıcılarımız, uygulayıcılarımız da var. her ikisi için de veya bunların dışında kalan bir kategoride olmanız da fark etmez. Titreşimler dönüşüm metodu hem kendi hayatınızı iyileştirmeniz hem de eğer seçerseniz başkalarına da yardımcı olabilme imkanları ve enstrümanları öğretiyor sizlere. Bunu öğretiyoruz. Ben şifacılığımı titreşimler dönüşüm metoduyla gerçekten bir üst boyuta taşıdım. Ondan öncesinde verdiğim şeyler tavsiyeden öteye gidemiyordu veya en fazla reiki ile işte şifa verebiliyordum. Onun dışındakiler bana ait farkındalıklar ve bilgiler gibi kalıyordu. Aslında ben daha fazla insana daha net bir şekilde, somut bir şekilde yardım edebilmek istiyordum. Titeşimler dönüşüm metodundan sonra bunu çok hızlı bir şekilde hem çevreme, ailemden başlayıp daha sonrasında danışanlara yapabilmeye başladım. Şimdi artık danışan sayısı gitgide artıyor. Yakında öğrencilerim de inşallah başlayacaklar benimle çalışmaya ve öğrenmeye. Ee, ve burada işte titreşimler dönüşüm metodunun şifacılıkta neden bu kadar e, önemli katkılar sağladığını tekrar hatırlayalım. Size eğitimlerde neler öğrettiğimizi zaten anlatmıştım. Eğitim içeriklerini söylediğim zaman gördüğünüz gibi bilinçaltı dönüşümlerinden hastalıklarla çalışmaya, duygularla çalışmaya, durumla çalışmaya, tıkanıklıkları çözmeye, e, sezgisel itilerle, çakralarla çalışmaya kadar birinci ve ikinci seviyede çok fazla enstrüman öğrenmiş oluyorsunuz. Birinci seviyenin sonunda da siz uygulayıcı oluyorsunuz ve etrafınıza ve kendi hayatınıza uygulamaya başlıyorsunuz. Eğitimler boyunca sürekli birbirimizle çalıştığımız için aslında seans yapmayı eğitim sırasında öğreniyoruz. Aynı zamanda da seans almış oluyoruz. Çünkü birbirimize dönüşümler yapmaya başladığımız için kendimiz de arınıyoruz. başkalarına da arındırmış ve dönüştürmüş oluyoruz. O yüzden şifacılığa daha eğitimde siz başlıyorsunuz. Bunu başkalarına uygulamayı seçmeyebilirsiniz ama genelde bu eğitimleri aldıktan sonra insanlar başkalarına da ışık olmayı seçiyorlar. Çünkü bu farkındalık sizi o kadar iyileştiriyor ki siz frekansınız yükseldiği için başkalarına da ışık olmaya başlıyorsunuz. Bu öğrendiğiniz bilgiler çünkü hayatınızı gerçekten kullanırsanız dönüştürüyorlar. Burada bu kullanırsanız kelimesini özellikle kullandım. Çünkü bu da bir seçim. Şifa da bir seçimdir. E, danı, seansı uygulayan size şifayı yapar ama siz bunu görmemeyi seçerseniz veya hiçbir şey olmuyor şeklinde bakarsanız gerçekten kendinizi kısıtlarsınız. E, ben danışanlarımda bunu çok fazla görüyorum. Hani bu bir seçim. Bazı insanlar çok daha fazla sonuç alıyor. Bazıları daha normal sonuçlar alıyor. Bunlar tabii ki kişinin kendiyle alakalı, ne kadar uyguladığıyla alakalı. Eğitimlerden sonra biz dediğim gibi birinci seviyenin sonrasında çalışma uygulama defteri veriyoruz. Siz 30 gün boyunca kendinizle çalışıyorsunuz. Orada zaten birçok dönüşüm yapmış oluyorsunuz. Biz zaten eğitimde e, temel inançlarla arındırarak zaten sizin ilerlemenizi hızlandırıyoruz ama onun dışında siz her insan farklıdır ve farklı kayıtları olduğu için bilinç altında. Onları gördükçe, tespit ettikçe hemen dönüştürmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra çok e, nasıl diyelim temizlenmiş ve arınmış, tazelenmiş bir insan olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Çünkü o süreçte biz ruhla çalışma, işte enerjitik alanınızı yeniden yapılandırma, e, çok derin bir temizlik bu arada, çok kısa yapılıyor. Kısa sürede yapılan bu meditasyonlar etkisini e, asla azaltmıyor. Tam tersine daha çok arttırıyor. Biz bunları çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Enerjik ataklarınızdan da arınmış oluyorsunuz. Ruhunuzla ilgili şifalandırmaları, ruh parçacılıklarını geri getirme gibi şeyleri yapıyorsunuz. Çakralarınızı, sezgisel hislerinizi dengeleyiyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Oradaki inançları ve bütün bu arınmalardan sonra gerçekten hayatınızda farklılıklar hissetmeye başlayacaksınız. Daha önceki programlarda bundan bahsetmiştim. Sizin elinizde bir anahtar var. Siz o kapıyı açarsanız o anahtar bir işe yarar. Ama o anahtarı elinizde tutup zaten bende var deyip hiçbir şey yapmazsanız bir şey olmasını beklemeyin. Hayat bu şekilde. Bazılarımızın hayatı başkaları değilsin. Hayat kendi değilsin. Karşıma fırsatlar çıkarsın şeklinde algıladığını görüyorum. Bu maalesef ki farkındalığı düşük bir insanın bakış açısı. Çünkü siz çabalamadıktan sonra, siz bir şey yapmadıktan sonra hayatınızdaki ne insanlar değişecek sizin için ne de koşullar değişecek. Me mesela e, bazı insanlar var, hayat bana şöyle yaptı, hiç yüzüm gülmedi, fırsatlar çıkmadı, millet yapıyor ben yapamıyorum, Oh hayat onlara güzel gibi bakış açıları var. Bir kere böyle bakan insanlar her zaman koşulları suçluyordur ve koşulları suçladığınız şunu gösterir: Siz hiçbir şekilde hayatınızın sorumluluğunu almıyorsunuz. Hayatın sorumluluğunu almadığınız sürece seçimlerinizin sizin yaptığınızı kabul etmediğiniz ve yok saydığınız sürece bir şeyler değişmeyecek hayatınızda. Ne zaman ki evet ya bunları ben yaratıyorum, benim değişmem lazım derseniz işte orada bir seçim yapıp hayatınızı dönüştürmeye başlıyorsunuz. Ben daha önce az önce anlattığım örnekte olduğum için çok iyi biliyorum. Bana böyle davrandılar, şöyle yaptılar, işte param yok gidemedim, şöyle oldu yapamadım, işte ailem küçükken işte bilinçaltım şöyle olmuş böyle olmuş tamam olabilir ama yani bu artık böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Bizler, bizler e, yetişkin insanlarız ve artık farkındalığımız yükseliyor. Dünyanın frekansı çok arttı bu boşuna söylenmiyor. Schumann rezonansını e, her gün yayınlayan e, bilimsel bunu ölçen manyetik alanı ölçen çalışmalar var bunları takip edebilirsiniz. Eğer siz bu dünyanın manyetik alanına uyumlanmazsanız kötü enerjide kalırsanız hayatınız... Asla iyiye gitmeyecek. Çünkü biz evrenle e, iç içe yaşıyoruz. Dünya ile iç içe yaşıyoruz. Ve bizim istediklerimizin olması için bizim bu etrafımızdaki alanla uyumlu olmamız gerekiyor. O yüzden frekansınızı yükseltin diyoruz ya size. Ya da bütün bu çalışmaların amacı o. Hayatınızı istediğiniz gibi yaratmak. Rastgele olmaması. Yani burası böyle hızlı hızlı titreşirken siz böyle yavaş kalırsanız aynı frekans olmadığı için yakalayamıyorsunuz. Ve e, buraya uyumlanamadığınız sürece hayatınızda da... Burayla istediğiniz şekilde olmuyor. Siz düşük frekanstasınız. Dünya buralarda olduğu zaman siz tabii ki de düşük frekanslı olayları yaşarsınız. Başınıza bir şeyler gelir, borç borçlanırsınız, borç verirsiniz, geri alamazsınız. Herkes yürürken size çarpar, arabanızı çarparsınız, bir yerleriniz yanar, işiniz de kötü gider, ilişkiniz kötü gider. Her şey kötü gidiyorsa belki de sebepsizsiniz artık bu açıdan düşünmek gerekiyor. İşte burada eğer bu şekilde düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. titreşimler dönüşüm metodunu anlatıyorum size. Bu eğitimlerde çok fazla farkındalığım arttığı için benim bu şekilde rahat konuşuyorum. Emin olun ben de sizler gibiydim. Burada beni dinlerken rahatsız olanlarınız olabilir. İlk başta insanlara kabul etmek zor geliyor. Hayatı ben mi yaratıyorum? Kocamı ben mi böyle yaptım? Patronumu ben mi böyle yaptım? Annemi ben mi seçtim? şunu ben mi seçtim? Evet bazı şeyleri seçemiyoruz gibi gözükebilir ama aslında bunu seçen frekansımız. Şu an bunu kabul etmeyebilirsiniz. O da sizin seçiminiz ama bunlara verdiğimiz tepkiyi biz seçiyoruz. Yani ben ah bana böyle davranıyorlar. Hayat çok kötü deyip hayata küsmeyi de ben seçebilirim. Ya da tamam ya olan oldu artık bu saatten sonra ben mutlu olmak istiyorum deyip daha ne yapabilirim kendim için diye de bakabiliriz. Burada seçim bizim. Ee, eğer olayları değiştiremediğinizi düşünüyorsanız da olaylara bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Yani o, burada artık sorumluluğu ele almanız gerekiyor. Ve şifayı seçerseniz işte e, o zaman birçok yöntem var, birçok olasılık size açılıyor. Eğer şikayet etmeyi seçerseniz evren sizi destekleyecektir ve şikayet edeceğiniz daha fazla olayı çekeceksinizdir. Çünkü enerjimizi neye yoğunlaştırırsak? Neyi arayarak bakarsak onu görürüz. Yani siz şikayet etmek için bakarsanız her şeyi şikayet edebilirsiniz. Ama güzel görmek için bakarsanız, iyi tarafından bakarsanız o zaman iyi tarafını görürsünüz. Örneğin İstanbul birçok açıdan karışık bir şehir ama aynı zamanda çok güzel bir şehir. Öf İstanbul şöyle trafik var bilmem ne diye bakarsanız İstanbul kötü. Ne kadar güzel tarih eserler var, yapabilecek bir sürü şey var, her türlü imkan var. Boğaz çok güzel, manzarası çok güzel, çok güzel parklar var diye bakarsanız İstanbul daha güzel. Şimdi ikisi de aynı İstanbul. Ama siz hangi açıdan bakıyorsunuz? Bir de şöyle bir şey var. Hayatta dünya herkese aynı dünya. Bazılarının oksijen daha fazla, su daha tatlı değil. Hepimiz için aynı ve fırsatlar da aslında eşit. Ama biz şimdi uzanıp almazsak o fırsatı. Aman ya bana olmaz zaten deyip hiç elimi uzatmazsam ben onu nasıl alabilirim? Bazısı da fırsatı görür. Aa evet bak burada şöyle bir ihtiyaç var. Ben bunu yapayım der. o şirket kurar. Size evde ahlak dersiniz. Şimdi imkan aynı imkan. Birisi görüp almayı seçiyor, uzanıyor, alıyor. Birisi diyor ki zaten bana olmaz deyip arkasını dönüyor. Şimdi burada koşullar mı suçlu? Yoksa kişi mi? hiçbir zaman bunu seçmiyor. Yani bunu o şekilde bakmak lazım. Eğer bir mesela bazı köylerden Türkiye birincileri çıkıyor ÖSS'de. Çocuk hiç okula gitmemiş, dershane görmemiş birinci oluyor. Ya da işte bazı başarı hikayelerinde çok fakir bir ailenin acayip zengin oluyor. Dünyanın en zengin Amerika'da falan böyle iş adamları var Türk. Biliyorsunuz ya da Nusret hani o da aynı kasabadan çıkmış. Başkaları hiç köyünden dışarı çıkmıyor. Adam Amerika'da, o, İstanbul'da otel alıyor gibi. Yani şimdi bunlar ona da dünya aynı, size de dünya aynı. O zaman demek ki burada artık bazı seçimler devre gidiyor. Bu sadece şans olamaz. Başarı bu kadar şansa bağlı olamaz. O yüzden bu açıdan baktığınızda işte artık bir şeyleri değiştirme zamanınız gelmiştir. Zaten şu an artık üzülerek söylüyorum ki koronadan sonra hep diyorlar ya dünya eskisi gibi olmayacak. Gerçekten eskisi gibi olmayacak. Koronanın mesajını zaten başka bir yayında anlatacağım size ama e, siz eğer bu dünyayla uyumlanmayı, frekansınızı yükseltmeyi seçmezseniz maalesef iyi olaylar yaşamayacaksınız ve artık bu e, farklar iyice artmaya başladı. Kendini iyiye yönelten, yaşayacağıyla kötüde kalmayı seçen insanın yaşayacağı şeyler çok farklı olacak. O yüzden şikayet etmeyi bırakmak istiyorsanız artık doğru şeylere yönelmenizi tavsiye ederim. İlla gelin eğitim alın demiyorum ve biz sayfalarımızı ücretsiz çalışmalar yapıyoruz. Youtube'da bir sürü titreşimler dönüşüm metodunun videoları var ya da başka kaynaklar. Neye yakın hissediyorsanız bir şekilde kendinizi iyiye çekmeniz lazım. Çünkü hepimizin burada bir görevi var. Biz buraya boşu boşuna gelmedik. Eğer doğru yöntemi bulmak istiyorsanız ben titreşimler dönüşüm metodunun birçok açıdan sorulara cevap verdiğini, birçok açıdan hayatınızı şifalandırmayı öğrenebileceğiniz ve en önemlisi bilinçaltı kayıtlarınızı ve negatif hislerinizi dönüştürebileceğinizi size söylüyorum zaten. Kendinizi arındırdıkça çok daha fazla hayatınızı yönetmeye başlayacaksınız. Hayatınızı bilinçsiz bir şekilde yaratmak yerine bilinçli bir şekilde yaratmayı seçerseniz işte titreşimler dönüşüm metodu orada size Şifayı ve şifacılığı öğretecektir. Ee, dediğim gibi bunun dışında bir de şifada danışanın da sorumluluğu var. Hayatta bir diğer her şeyde olduğu gibi. E, biz size çalışmayı yapıyoruz ama siz orada hala işte benim hiçbir şey değişmedi, hayatım aynı diye bakıyorsanız ben orada bakıyorum hangi inançları dönüştürmüşüz. Kas testi yapıyoruz çünkü. Kas testiyle sizde önceden olan inançları görüyoruz. Sonrasında tekrar kas testi yapıyoruz çalışmadan sonra. Dönüşenler kalanlar görülüyor. Kalanlar için ayrı şekilde çalışılıyor zaten. Ona rağmen benim hayatım değişmedi diyor. Evet bazen şu şekilde oluyor. Hayatta her değişim somut bir şekilde görülmez. Örneğin işle ilgili, parayla ilgili dönüşümleri, şifalanmaları somut bir şekilde alabiliriz. Ama işte bakış açınızın değişmesi, inançlarınızın temizlenmesi, hislerinizin dönüşmesi bu hani somut bir şekilde değil. Burada artık sizin farkındalığınız devreye giriyor. Nasıl anlayabilirsiniz burada değişim olduğunu? Aa evet ben daha önceden buna kızıyordum bak şimdi kızmadım. Aa evet ben biraz daha rahatlamış hissediyorum. İşte bunlar da sonuç almaktır. Burada bazı danışanlara mucizevi sonuçlar alıyor. Bazıları ise çok az sonuç alıyor ya da çok bir şey değişmedi bekleyeyim. Şimdi çok bir şey değişmedi bekleyeyim diyenler zaten biraz direnci var. Onun dışında farkındalığını yöneltmiyor. Ben bakıyorum elimde neler neler çalışmışım. Sonra mesela hiç işe giremeyen bir danışanım vardı. Çalıştık çalıştık 3-4 yerden iş teklifi aldı ama hala hayatım değişmedi diyor. Şimdi ben görüyorum ama ben bunu size zorla sen değiştin diyemem. Burada görme seçimi sizin. Yani işte İdna Hoca'nın örneği vardı bir danışanı varmış bir sürü çalışmış. Sonrasında kadın evlenmiş, şirket kurmuş, bir sürü şey yapmış ama hayatım değişmedi. Yani burada işte görmek çok önemli. Şifada görmekle ve almakla alakalı bir şey. Çünkü ben size yemek uzatıyorum, size yemek hazırlıyorum, veriyorum. Siz o yemeği yiyip karnım doymadı ya da diyebilirsiniz. Aa çok doydum, teşekkür ederim de diyebilirsiniz. Burada hep seçim danışanla alakalı. Hayat hep seçimler zaten. Bugün seçim konusunu çok söyledim. Demek ki burada bir işaret var bence. Çünkü ben bu Planlamay planlamamıştım bu şekilde hayatı bu kadar seçimlere vurgulamayı. Ama gerçekten böyle oluyor. Şifada bir seçim, şifalanmak da bir seçim. Ee, seanslarda dediğim gibi biraz seans örneklerinden de bahsedeceğim demiştim. Ee, bir tane danışanım vardı mesela. Aslında konumuz kendisiyle olan ilişkisini şifalandırmaktı. Zaten benim uzmanım, uzmanlık alanım kendiyle olan ilişki. Çünkü... Zaten kendinizle ilişkinizi şifalandırdığınızda hayatınız da değişiyor, ilişkileriniz değişiyor, para durumunuz değişiyor. Her şey sizin yayınladığınız frekansın sonucu zaten. Bunu istediğiniz kaynaktan okuyabilirsiniz. Psikolojide de bu böyledir zaten. Ee, ve siz eğer bir de işte şey var kurban psikolojisi var ya da öğrenilmiş çaresizlik var. Bunlar zaten psikolojideki karşılıkları bir yerde. Yapamayacağınıza inandığınız şeyi denemiyorsunuz bile. Sonra ne oluyor? Hiçbir zaman o çaresizliği öğrendiğiniz için o kalıplardan çıkamıyorsunuz. Ama işte şifayı seçtiğiniz zaman o kalıpların dışına çıkıyorsunuz. Bu danışanım da kendiyle çalıştık ama oğlu terfi aldı. Annesi işte sağlığı bozuk, kendisi daha rahat hareket etmeye başladı. Soyla ilgili bir şifalandırma yapmıştık. Küs olduğu akrabaları aramaya başladı. Kendini daha iyi hissediyor. İşte çok mutluyum diyor, hayatta bir beklentim, amacım yoktu diyor. Şu an bir şeyler planlıyorum kendim için diyor. Şimdi bu şifa işte... Ve hani şifa işte şu olacak bu olacak diye bir şey değil. Sizin aldığınız kadarı şifadır. Sizin seçtiğiniz kadarıdır ve gördüğünüz kadarıdır. Yani ben sizin bütün inançlarınızı dönüştüreyim, çalışayım. Ama siz bir şey değişmedi ya diye bakıyorsanız ki böyle danışanlarım da oldu ki onlar hayatlarının sorumluluklarını almayan danışanlardı. Önceden üzülüyordum sonra dedim ki Burada seçim onun. Yani ben onun yerine zorla yemek yiyemem. Ben yemek yersem o doymayacak. O kendi doyacak. O yüzden onun kendinin anlaması gerekiyor. Demek ki daha zamanı gelmemiş dedim. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum mesela. Ondan sonrasında daha önce torpille bile şey yapamamışlardı. Tayinleri çıkmamıştı. Biz çalıştıktan sonra tayinleri çıktı. zaten olacaktı dedi. E i̇ki sene önce torpille olmayan şey şimdi oluyorsa zaten olacaktı mı? Enerji çalışmakla hiç alakası yok. Tamam dedim ben de. Hani o şekilde danışanlar da olabiliyor. Siz yapıyorsunuz tesadüfe bağlı. Çünkü zihin öyle çalışıyor. Çünkü zihin enerjiden korkuyor. Zihin bilim, bilmediği şeyden korkuyor. Öyle olunca da Aa, bu tesadüftü diyor. O şekilde bakarsanız hayatınızı o zaman hep tesadüfler yönetir. Ki hayatta tesadüf diye bir şey de yoktur. Ee, dediğim gibi şifa çalışmalarını mucizevi sonuç alanlara da aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ya da... E, diyette çok kilo veren de var, vermeyen de var. Şimdi burada diyet mi işe yaramıyor, sen mi bir yerlerde bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyorsun. Ya da hani sen mi acaba diyeti seçmiyorsun? Burada danışanın seçimi olduğunu daha çok vurgulamak istedim. Başka bir danışanım da mesela işe girmek ya da iş işini hiç sevmiyordu. Onunla bir çalıştık. Onun dışında ben yaşam koçu da olduğum için biraz da böyle konuşarak da destekliyorum. Çünkü... Dediğim gibi insanda bir farkındalık oluşturduğunuz zaman ona bakış açısı da değişiyor. Enerji zaten çalışıyor ama bakış açısı değiştiği zaman onun görmesi de değişiyor. Daha olumlu gördüğü zaman da daha farklı akıyor. İş yerindeki insanlarla ilişkisi şifalandı. E, zam istiyordu, zam için görüşmekten önce yine bir enerji çalıştık. Sonrasında zam aldı ve o işi değiştirmek istiyorken o işinde kaldı ve mutlu oldu. Şimdi iş değiştirmek de şifaydı onun için. Ama aynı işte mutlu olmak da şifa. Yani şi, bu açıdan bakınca işte çalışmaların sonuçları kişiye göre değişiyor. Ve önemli olan burada aslında kişinin mutlu olması ve iyi hissetmesi. Daha iyi hissetmeniz bile zaten şifadır. Onun dışında e, birkaç danışanım vardı da <laughs> buradan bir tanesi kendiyle ilgili işte bakış açılarını tespit ettik. Ondan sonra mesela başka birileriyle hiç görüşemiyordu. Ondan başkasıyla yapamam diye düşünüyordu. Başkalarıyla görüşmeye başladı. Burada hemen bir ilişkisi olmadı ama başkalarıyla görüşebilmesi bile onun için büyük bir adımdı. Hani bu da şifa mesela. Yani aslında titreşimler dönüşüm metodunda yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Her uygulayıcı farklı şeyleri de uyguluyor olabilir ve mesela bir konuya bir açıdan değil birkaç açıdan yaklaşabiliyoruz. Bazı durumlarda kökü daha derinde oluyor. Onlara kazanç ve sebep bularak yaklaşıyoruz mesela ama burada dediğim gibi şifayı almak da bir seçimdir. Ve biz burada uygulayıcı olarak elimizden geleni zaten yapıyoruz. Titreşimler dönüşüm metodunda şifacı yetiştirmek açısından da çok etkili. Mesela bunları siz artık seans almak istemeyip kendiniz uygulamak isterseniz, öğrenmek isterseniz titreşimler dönüşüm metodu öğrenmenizi tavsiye ederim. Ee, sadece eğitmen olduğum için bunu söylemiyorum. Ben benim videolarımı ya da sayfamı izliyorsanız bir buçuk yıldır ben o kadar memnunum ki titreşimler dönüşüm metodunda hayatımda olan değişikliklerden. Ee, bunu insanlarla paylaşmazsam bir şeyleri böyle e, topluma hizmet etmemiş gibi ya da faydası olmamış gibi hissediyorum. Çünkü bunu anlatmam gerekiyor. Ben çok aradım zamanında. Ben bir şeyleri zor yoldan öğrendim. Ben çok çaresiz hissederek hayatım değişmiyor. Bu dünyaya ait değilim diye bile düşündüm ben. O yüzden hani bu kadar kötü hissederken oradan buralara gelmek çok farklı benim için. Ve her gün şükrederek uyanabilmek, bunların farkında olabilmek. 5-6 senedir dediğim gibi bu kişisel gelişimle ilgileniyorum ve en sonunda hani bakış açılarımı bu kadar, vizyonum bu kadar genişlettiği için ben titreşimler dönüşüm metodunu anlatmadan yapamam. Her seferinde de şükrediyorum tanıştığım için. Çünkü ben dua ediyordum doğru metotla tanışayım, doğru eğitmenlerle tanışayım diye. Ve gerçekten her dua cevaplanıyor. Lütfen kendinizi yalnız dualarınız duymuyor diye hissetmeyin. Sadece bir kontrol edin bakın. İstekleriniz oluyor ama siz doğru şekilde istememiş oluyorsunuz. Olduğu zaman da fark etmemiş oluyorsunuz. Hep verdiğim örnek. Ev istiyorsunuz, eviniz oluyor, mutlu olmuyorsunuz. Çünkü o evde huzurla oturmak istiyorsunuz ya da işte evinizin aydınlık olmasını istiyorsunuz. Onları eksik bir şekilde anlattığınız zaman eviniz olduğunda mutlu olmuyorsunuz. Ama ben burada işte gerçekten bana iyi gelecek şifayı bulabileceğim, bana uygun metot için dua ettiğimde titreşimler dönüşüm metodu karşıma çıktı. Çok şükür ki şimdi hem bunun eğitmeniyim hem uygulayıcısıyım, hem şifa verebiliyorum hem de bunu öğretebiliyorum. Sizler de bu yolculukta nereden başladığınız önemli değil. Emin olun çare çok. Sadece çareyi aramayı ve şifayı seçmeyi bilmek gerekiyor deniyor deniyor, tekrar düşüyor, moraliniz bozuluyor olabilir. Bunlar zaten ben hep anlattım videolarımda. Zihnin çalışma yapısından dolayı böyle oluyor. Ama bir süre sonra o zihin ikna olacak. Ve bir süre sonra bunlar değişecek. Yeter ki vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz yerde zaten sonuç demek ki yeterince istemiyorsunuz'a geliyor. Çünkü zihin mi daha güçlü, bilinçaltınız mı daha güçlü yoksa sizin istekleriniz mi onu seçmeniz gerekiyor. Bugün birazcık konuyu farklı açılardan ele aldım. Hem titreşimler dönüşüm metodunu, şifacılıkta neler öğretiyor, nasıl katkı oluyor onu anlattım. Hem de seanslardan çok örnek veremedim çünkü konuyu çok seçimlere getirdim. Burada bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Umarım mesajı almışsınızdır. Çaresizseniz çaresizsiniz. Bunu hatırlatarak bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hanife Yalçın'la Dönüşüm Yolculuğu'na hepinize sevgiler. Hoşçakalın.